Yine yakın zamanda bu Fransa'daki olayların etkisiyle Avrupa'da çünkü ciddi bir infiale yol açtığı için İspanya'da örneğin Vox hareketi seçim öncesi 23 Temmuz'da seçimler var İspanya'da. Vaatlerinden birisi göçmenleri göndermek, camileri kapatmak örneğin İspanya'da. Yine bu hareketlerin çok tıpatıp argümanlarından birisi toplumsal cinsiyet sorunuyla ilgili. İşte LGBT haklarının tamamen budanması, bunun yasaklanması falan gibi veya bunu gözeten, bu hakları korumaya çalışan yasa değişikliklerinin kaldırılması gibi vaatleri var. Bundan önce geçtiğimiz yıl İtalya'da Giorgia Meloni başbakan oldu. Yine aşırı sağcı ve göçmen karşıtı söylemleriyle biliniyor. İsveç'te çok önemli bir fenomen var. İsveç Demokratlar Partisi. Neonazi eğilimleri veya neonazi ile neonazi düşüncelerle bağlantıları olan bir parti olduğu yorumları var. Fakat İsveç'in önemli bir niteliği şuydu. İsveç'te çok uzun süredir Sosyal Demokrat Parti, işte merkez sol diyebileceğimiz eğilimler bir şekilde iktidarda veya iktidar ortağı olmayı kısa aralıklarla yani kısa dönemlerde iktidarı kaybetse de ağırlıklı olarak iktidarda olmayı başarabilmiş.